Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz böyle güzel çiçeklerin yapımını anlatacağım size. Şu şekilde yapraklı ve istediğiniz her renkte yapabileceğiniz çiçeklerin yapımını anlatacağım. Bunun için istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben burada lif ipi kullandım. Patik süslemelerinde çok güzel oluyor. Lif süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde ve normal yatak örtülerinde de kullanabilirsiniz. Modelimizi yapmak için ipimi böyle alıyorum. Önce bir baş düğüm attım. Sonra 1, 2, 3, 4, 41 tane atacağım ben. Ama dediğim gibi yani şöyle bir şey var. Şu boyut benim için İdeal bir boyut. Ama siz istediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte yapmak istiyorsanız sayı şart değil. Ama ben bugün size sayılı bir şekilde vereceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ben gördüğünüz gibi böyle 41 tane zincir çektim. Ama dediğim gibi sayı önemli değil. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün size sayılı vereceğim. 41 tane zincirimi çektikten sonra ipimi şöyle tığıma doladım. Tığıma doladıktan sonra 1, 2, 3 şöyle dördüncü zincirimin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen yine yanındaki zincirin içine bir tane daha ikili trabzan. Tığımı doluyorum. Hemen yanındakine. Tığımı doladım. Hemen yanındakine. Yanı yanına bütün zincirlerin içine birer tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitireceğim. Bu sıranın sonunda zinciri bütün doldurduktan sonra her zincire bir trabzan olacak şekilde yaptıktan sonra şöyle sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonunda 38 tane ikili trabzanınız olacak. Bu sırayı bitireyim. Siz de bitirin. Gelelim. Evet, ben sıra sonuna kadar geldim. Son zincirimin içine de böyle ikili trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde bir şeritimiz oluştu. 38 tane ikili trabzanım olacak. Şimdi burada köşede 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Ters tarafındayız. İpimi tığıma doluyorum. İlk birinci trabzanın içine şuraya bir tane böyle ipimi biraz uzatıp bir kere çektim. İkinci çekmiyorum. Bakın tığımda bıraktım. Tığıma tekrar doladım. Aynı yere bir kere çekiyorum. İkinciyi çekmedim. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Bir daha ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Bir kere çektim. Tığımda 2-4 tane oldu. Tığımı doladım. Ve bir kere çektim. Şu anda şöyle gördüğünüz gibi tığımda 1-2-3-4-5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğin hepsini birden çekip burayı kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra aynı battığım trabzanın tepesini sık iğne ile buradan kapattım. Aynı yere işlem yapıyoruz. Bir ilk trabzanın üstüne işlemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doluyorum. Hemen yanındaki atlama yapmıyoruz. Hemen yanındaki trabzana bakın şöyle tığımda 3 tane ilmeğim. Birini çekiyorum. İpimde bırakıyorum. Tığımı doladım. Bir kere çektim. Tığımda bıraktım.
İpimi doladım. Bir kere çektim, tığımda bıraktım. Aynı yere batıyoruz. Tığımı çektim, ipimi de bıraktım. 5 tane ilmek oldu. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir aynı yere, şöyle aynı yere, aynı trabzanları topladığımız yerin dibine batıyorum. Evet, şöyle. Böyle böyle her trabzanın iç üstüne bir tane bundan yapacağız ve 38 tane böyle yapraklarımız olacak. Çiçeğimizin yaprakları. Yine 1, 2, 3. Yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. 3 zincirimi çektim. İplemi tığıma doladım. Hemen yanındaki trabzanın içine ipimi çektim. Bir seferde çekiyorum. İkinciyi çekmiyorum. Tığımı doladım. Aynı yere bir seferde çekiyorum. Aynı işlemi 4 sefer yapıyoruz burada. Aynı yere bir kere çektim. Aynı yere batıyorum. Bir seferde ipimi çekiyorum. Sonra tığımda, bakın şöyle göstereyim. Tığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek oluyor. 5 ilmeğin hepsini de birden çekip kapatıyorum. Geri 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yaptığım yerin dibine, hep battığım yere dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı bu trabzana gel. Hemen yandaki trabzana geçiş yaptım. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birden topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Yaptığım yerin dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Hemen trabzanın tepesine şöyle batayım. 1 yaptım. Doladım. Aynı yere batıyorum. Bir seferde çekiyorum. Aynı yer. Üçüncü ve dördüncü. Hepsini birden topluyorum. 1, 2, 3 zincir yaptığım yerin dibine batıyorum. Bunu da yapayım. Bundan sonra sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayıp bitireceğiz. Bir seferde çektim. Biraz uzun tutuyorum böyle ilmekleri. Böyle trabzan tek seferde çektiğim trabzan diyeyim size. Birini ilmekte bırakıyorum şöyle. Biraz uzunca çekip böyle bırakıyorum. 4 tane yapıp hepsini toplayıp 1, 2, 3 zincirle dibe batıyorum. Şöyle. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar hepsini tamamlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 38 tane bu yaprağımızdan olacak. Bu sıranın sonunu tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu sıranın da sonuna böyle geldim. Şöyle gördüğünüz gibi böyle fırfırlı bir model çıktı ortaya. Şimdi sonuncuyu da yapıyorum sizlerle birlikte. Son köşede son bir tane trabzanımın tepesi kaldı. Onu da aynı işlemle tamamlayıp modelimizin sonuna geliyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekip köşedeki zincir, bak ilk başta yapmıştık. Onun içine sık iğneyle batıp bir tane ilmek zincir çekiyorum. Biraz burada ipimi şöyle uzun keseceğim. Neden uzun kesiyorum? Şöyle çıkarttım. Çünkü dikme işlemini yapacağım burada sizlerle. Şimdi iğneme ipliğimi takacağım. Şöyle iğneme ipliğimi taktım. Modelim şöyle, bakın şu şekilde.
Düz yüzü bu taraf. Düz yüzünden ilk birinciyi şöyle katlıyorum. Burayı katladıktan sonra şu iki taneyi birbirine sabitleyip dikiyorum. Şöyle. Bu ikisini sabitledim. Sonra ipliğimi alt tarafa doğru şöyle iğnemi getireyim. Alta. Bu ikiyi sabitledikten sonra. Şimdi modelimi şöyle çevire çevire çiçek şeklini oluşturacağız. Şu şekilde. Çevirerek. Döndürerek çiçek şeklini oluşturuyorum. Böyle alt tarafa elimizle şekli bozmadan şu şekilde bakın modelimiz ortaya çıktı zaten. Bunu böyle yaptıktan sonra şöyle arkasını çeviriyorum. Bakın arkası bu şekilde. Buradan ip kenardan girip ortaya doğru dikme işlemini yapıyorum. Şöyle kenardaki ilmekle zincirlerden alıp hepsini birden ortadan çıkarak dikiyorum. Hepsini birden sabitliyorum şöyle. Şu şekilde hepsini toparlayıp arkadan sabitliyorum. Sonra ilk yaptığım yere geliyorum. Şu bakın ayrı yere. Burada son kıvırdığımız yer. Bunu da buraya dikip kalkmaması için şöyle iyice sabitliyorum. Ve ipimi sıkılaştırıp kopartıyorum. Evet, çiçeğimizin son hali. Şöyle elimizle düzeltirsek çiçeğimizin yapımı bu. Şimdi sizlerle şöyle bu kenar yapraklarının yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yeşil ipimi alıyorum. Dediğim gibi şu yaprağın yapımını hemen anlatacağım size. İpimi aldım. Sabitledim zincirimi. Buraya 14 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektikten sonra birinci zincire değil, ikinci zincirin içine bir tane sık iğne batıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki zincirin içine batıyorum ve üçünü birden çekiyorum. Bir tane de bunu yaptık. Tığıma doladım. Hemen yanındakine her zincire gelecek şekilde bir tane ikili trabzan. Hemen yanındakine yine bir ikili trabzan. Hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan. Yani bir tane sık iğne, bir tane çakma sık iğne ve 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma bu sefer 2 tane doluyorum. 3 tane buraya 1, 2, 3 seferde çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 kere doluyorum. 3 seferde çekiyorum. Şöyle. İpimi doladım. Şimdi buraya bir kere doluyorum. Trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. İki seferde çekiyorum. Bir sefer doladım. İki sefer de çektim. İkili trabzan yap. Bir tekli trabzan yapıyorum. Yani iki seferde çektim. İpimi doluyorum. Buraya batıyorum. Tek seferde üçünü birden çektim. Son ilmeğimdeyim, zincirimdeyim daha doğrusu. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bir zincir çektim.
Hemen bu sık iğnenin karşısına gelen tarafa bir tane sık iğne daha yapıyorum. İpimi doluyorum. Hemen bakın karşısına denk gelecek yere böyle üçünü birden çektiğim sık iğnemi yapıyorum. Tığıma doladım. İkili böyle bir iki seferde çektiğim trabzanım. Bir tane yaptım. İki tane yaptım. Ve üç tane yaptım. Şimdi tığıma iki defa doluyorum. Bir, iki, üç seferde çekiyorum. Tığıma doladım iki defa. Üç seferde çektim. Üç tane yapıyoruz bundan. Bir, iki, üç. Üç tane de yaptım. Şöyle. Yakından net görün. Hemen yanına şimdi devam ediyoruz. İkili trabzan. Bir, iki, üç. Şöyle yaptım. Tığımı doladım. Batıyorum aynı yere. Tek seferde çektim. Hemen sık iğnemin karşısındayım. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada ben bunun yaprağımız aslında bu şekilde de güzel duruyor ama ben daha tok dursun diye kenarını sık iğne dönmek istiyorum. Burada sık iğnemi yaptım. Hemen aynı yere bir tane daha sık iğne batıyorum. Ve her trabzanlarımın tepesine, yani ilmeklerimiz görünen ilmeklerimizin üzerine sık iğne olarak dolduruyorum. Hepsinin tepesine bir tane sık iğne. Şöyle hepsinin tepesine şu köşeye kadar gelelim. Köşede sadece uç tarafında iki tane batacağız. Buralarda hep birer tane sık iğne batarak devam ediyorum. Evet, şu tepeye geldim. Burada bir zincir çekmiştik. Bunun içine iki tane batıyorum. Bakın. Bir, iki. Neden iki tane? Sivriliğini kaybetmesin diye. Sonra yine devam ediyorum. Hepsinin ucuna sık iğne olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ben böyle sık iğnemi yaptım. Son yerdeyim. Böyle sonuncu sık iğnemi batıyorum. Bir zincirle ipimi kestim. Arkaya şu ipliklerimi temizleyeyim. Arkaya gizleyeyim. Fazla iplerimden kurtulayım. Sonra dikimini yapalım. Evet, yaprağımızın görünümü bu şekilde. Şöyle. Şimdi bunları şunu buraya sabitleyeceğiz. Şöyle çevireyim. Yaprağımın ters yüzü bu tarafta, ön yüzü böyle. Bunu da aynı şekilde koyuyorum. Şöyle çapraz bir şekilde tam ortaya getirin. İğnemle şöyle sabitleyip önce şunu bir dikeyim. Çok kullanışlı, yapımı zor gibi görünen ama gerçekten de çok kolay bir çiçek yapımı. Birkaç yerinden sabitleyerek dikiyorum. Öbür yaprağımı da alayım şöyle. Onu da ortaya yerleştiriyorum. Aynı şekilde onu da yapıp modelimizi sonlandıracağız. Çok amaçlı bir gül. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yapımı gerçekten zor değil. Çok kolay. Yeni yapan arkadaşlar, öğrenen arkadaşlar da gönül rahatlığıyla videoyu izleyerek yapabilirler. Şöyle sabitleyip buradan ipimi kesiyorum. Evet, çiçeğimizin son hali böyle. Bakın şöyle.
Bu şekilde yapıp her yerde kullanabilirsiniz. Şöyle. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar, elimden geldiğince sizlere bu çiçeğin yapımını anlatmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler.